Oya'nın kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Oya'nın kanalına hoş geldiniz. Lahmacun da mı yoktu diye. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yani beni çok mutlu ve mahcup ettiniz. Hemen dilek tutuyorum. Hemen dilek ve... Şöyle hepinizi başla. Seviyorum. Hepinizi sarılıyorum o zaman. Ne diledin Alper? Anlat bize. Sağlık diledim ve iş diledim. Onlar bir şey söyleyeceğim. Zaten iştesin, sağlığın derinde. TRT'de değiliz, YouTube'dayız. Bu kadar resmi konuşmana gerek yok. Abi, Alper ne diledin? Bir türlü kurtulamıyorum. Vallahi bunları diledim. Gerçekten. Sağlık dedim ve iş dedim. Daha güzellerin, daha iyilerin inşallah. Aşk yok mu? Başarı. Aşk da vardır elbet. Sağlık olsun, aşk da olur elbet yani. YouTube kanalındayız, rahat olun. Her şeyi anlatacağım, her şeyi. Nasıl gidiyor? Gayet güzel ya, keyfimiz yerinde. Zımba gibi çalışıyoruz. Enerjimizden belli değil mi? Evet evet, enerjiyi kılıyor. Sen canım kıyamam bu evliler takımının arasında. Biz sen bir ben. Biz sen bir ben, iki bekar kaldık. İyi gitti abi, galiba. Öyle oldu, öyle olması gerekti bu sefer. Bugün de öyle oldu. Bugün de öyle olsun. Bugün de bekarım. Ama nişanlanmışsın. Evet, hayırlı olsun. Evet, nişanlandım burada. Ya bu diziyi çekerken tanıştım nişanlımla. Evleniyordu be, evlenemedi. Evleniyordu. Pandemi girdi. Şaka yapıyorsun. Tabii. Bu yaz düğün vardı. Peki ne? Hepiniz buldunuz mu? Bu sette böyle bir durum varmış. Herkes aşık olmuş bu sete gelince. Öyleymiş. Evet öyleymiş. Miş. Öyle diyorlar. Öyle ya, diyorlar. Öyle diyorlar. Miş mi durum? Miş'te yani mi kaldı öyle senin için? Bazı arkadaşlar Muğla'lı oldu artık. Evet. Ben delikanlı gibi söylüyorum. Sen zaten Muğla'lıydın zaten. Evet. Yani ona yapacak bir şey yok yani. Sen de mi? El ben nişanlanmadım. Ama manitacılık falan girdim ona. Ben sadece ben bir yak uydum diyeceğim değil mi? Manitacılık var, devam. Ha, burada mı? Yok, İstanbul'da. O da aslında Bodrum'da şimdi. Seferin kızında oynuyor da. Şu an burada herhalde... Oyuncu! Kimle berabersin? Kalk gidelim. Herkes biliyor zaten. Ben... İlayda Ildır. Kalk, ah, süper, kalk gidelimden süper. Seferin kızına burada bir subliminal mesaj var. Evet. Telefon mu var? Canı. El karında. Evet. Kaç aylık? 17. 5, 3 yok. Bir yıldır hamilesin. Bir yıldır 5 aylık. Bir yıldır hamileyim ama dizide 5 aylık hamile. Ama alışmışsın galiba. Evet, el sürekli orada. Evet. Ya ben bayağı hamilelik sendromunun hepsini yaşıyorum yani. Sinan gerçekten kendini hamile zannediyor bu arada. Nasıl çok ya? Gerçekten bayağı evet. Az önce söylemedim sana ama şimdi söylüyorum. YouTube söyle. Yani en yakın takipçisi Alper budur. Ne yapıyorsun? Aa, gerçekten hamile. Aşeriyor musun? Evet canım, sürekli bir şeyler. Ya ben ya normal şöyle, hayatımda bak, da... Bak. Mesela gel oturacağız mesela, şöyle oturuyor bak şimdi. Şöyle bir oturma şekli olur mu? Bak normal oturuyorsun değil mi böyle? Şu bak. Ay dur. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Şey karnım mı ağrıdı falan? Yok ya, bir şey oldu. Bayağı provadasın şu anda. Böyle yedim, böyle çıkamıyorum. İyi ki hamle sonu yapmıyorum. Çıkamıyorum. Kilo falan aldım. Üniversite sınavına girdin. Ya inanamıyorum küçücük. Ya 18 yaşında. Bir de nasıl evli? Tamam. Çünkü o bir bebek. Haydi tanıştırayım abi, haydi. O bir bebek. Nasıl yaptın? İyi, beklediğim gibi geldi. Diyetisyen olmak istiyorum şimdi bir ikinci meslek olarak. O açıklanacak, onu bekliyorum. Çok rahatladım. Üstümden bir yük kalktı. Şimdi böyle arkadaşlarımla eskisinden daha fazla zaman geçiriyoruz. Birlikteyiz. Yaz. Mutluyum. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ece yarın bir gün gerçekten diyetisyen olsa %100 Nişantaşı'nda olur, tamam mı? Herhalde. Ve böyle, listeye şey yazar işte, atıyorum. Öğlen yemeğinde 180 gram geyik eti falan. Bunlar var yani, anladın mı? Bunlar kesin var. Sana geleceğiz yani. Tamam, evet, rahat ol. Beni zayıflat, herkes geliyor zaten. Sen anlat biraz. Nasıl 3 senedir buradasın? 3 evet, sene oldu mu? Evet, 3 senedir buradayız. Artık kendimi Muğla gibi hissediyorum. Geçen Alper'e şunu anlatmıştım. Bir yerden geldim. Nereden geldiğimi söylemeye gerek yok. Ula! Bodrum'dan geldim. Dedim ki ah be işte bu nefes özledim. Hatırlıyor musun? Evet. Söylemiştim. Gerçekten çünkü bunu dedin mi? Çünkü alıştık artık. Temiz oksijene, buranın nefesine. Galiba özleyeceğiz onları ya. Diziye niye bitmiş muamelesi yapıyor herkes sence tatlım? Bilmiyorum. Yani bayağı herkes gidiyor. Evet. Totem yapıyoruz. Biz her sene evet, onu yaparak taşıyoruz. Biz mesela Ocak'ta, bitti, Ocak, bitti diye. Ocağa kadar falan diyoruz.
o devam ediyor yaz. Yaza kadar diyoruz, kışa kadar devam ediyor. Ha böyle bir kodunuz totem var. Yapıyoruz. Totem evet. Diyorsunuz buna. Ha bitecek muhabbetini yayıyorsunuz, evet, bitmiyor. Bir yani ben ilk yani. Başladığımda bana bir tane arkadaşım okuldan şey demişti. Ya kanka en kötü işte zaten şeydesiniz, TRT'desiniz. En kötü 13 bölüm devam eder falan demişti. Valla hayırlısı demiştim, bilmiyorum falan. Ha, bir de ilk bölüm reytingleri falan geldi. İlk bölüm biz kötü başladık biliyorsun. Sonra dedim ki ulan gerçekten herhalde en fazla o kadar falan devam edecek. Abi 117'yi çekiyoruz şu anda. Düşün. Yani, evet. Yani çoğunuzun da hani herhalde Dalia görmüş, işi yoktur. Yok. Bu kadar genç yok. Yaşta Dalia gördünüz arkadaşlar. Evet, evet, evet. Dokunun bana hemen. Aa! Şanslarınızı verin. Biraz sonra bir totem daha isteyeceğim. Bu seni ağrı, seni isterim. Ama gerçek hayattasın. Bu evlilik, evliler takımından beni ortanızı alıp dua edeceksiniz. Benim de kısmetim açılsın diye, tamam mı? Kısmet, ama bunu Azmak'ta su kenarında yapacağız böyle. Bayağı tamam. Enerji çalışması. Emin misin? Tabii ki. Bunu da istiyorum. Tamam. Hadi. 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 Hadi öyle yapıştır, bitiriyoruz. Hadi hadi. Hadi. Bitiriyoruz. Hadi. Yapıştırın. Hadi. Hadi ben işini alayım. Ay bu çok büyük bir şey. Ya mum da var ya. Şey. Kalkın gidelim. Hadi. 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 Kitledim bizi. Açamıyorum. Bir de açabilse. Sağ ol. Gidemediler. Şu an bazı itiraflarda bulunacağım. Öyle mi? Aynen. Hani diyorlar ya diziyi 3 senedir çekiyoruz. Çok eğleniyoruz, çok keyifliyiz diye bütün setlerde ağzımıza sıçrıyor. Hava 65 derece. Kan terici içindeyiz. Günde 7 kilo terliyorum. Bunu hiç kimse sormuyor. Diyoruz ki izleyici, aa diyor ne güzel oynamışsın, bir dakikada izliyor diyor. Sonra geliyor sete 8 saatte çektiğimizi görüyor, diyor ki aa diyor bu iş diyor böyle değilmiş diyor. Nasıl olacak diyor. Ben de diyorum ki akşam kalk gidelim TRT'de. Sevgili izleyin, bizi bekleyin diyorum. Öyle saçmalık geçiyorum işte. Bu neydi şimdi? Allah'ım bu su kısmet suyu. Ya Rabbi hepimiz kısmetimizi bu sularda bulduk. Hepimiz inşallah bu suya ayak bastık. Hepimiz evlendik, barklandık. Allah'ım sen bu suyla birlikte oyacığıma da hayırlı kısmetleri bul ya Rabbi. Şaka gibi. Oyacığımın da başını bağla ya Rabbi. Oyacığıma da, oyacığıma da gelsin sular kısmetleri ya Rabbi. Evlenip barklanıp geleceğim bir daha Özlemciğim. Hadi hadi hadi. Kalk gidelim'e geldi, ayağı suya değdi, uğurlu bir şekilde gitti, kısmetini ve buldu. Ve kısmetini buldu. İnşallah, hadi, hadi inşallah gelsin ya Rabbi. Şaka gibisin. Çok komiksiniz. Öf, Alper ya yıldım, vallahi yıldım yani. Kızım yani şey, geldi bize asker etti hepimizi burada ya. Yok ya. Ben bekarım, benim de kısmetimi bağlayın, siz hepiniz dizide. Evlenememiş, ya. Evde kalmış, evde kafayı kalmış yemiş. De, ben mi evde kal dedim yani Özlem, böyle bir şey olur İki mu? İki gündür bana kök söktürdü, şey, kapris kapris. Oyanın bitti mi? Süper oldu değil mi her şey? Ay senin şahaneliğini, ne kadar tatlı bir insan olduğunu anlatıyordum. Öl beni. Ya. Öl beni. Ay öyle değil mi Alper? Mükemmel bir kız değil mi ya? Harika. Öyle, bu yaz öyle. Düğün yapıyoruz. Aşk yakada. Şaka yapıyorsun. Kısmet mi evet, var yoksa? Evet evet. Baykut abi gelecek. Nikah şahidi. Bana dua yaptın ya. Evet evet. Bulacağım bence. Evet, hadi inşallah olacak. Ya. Ay çok şahane kız değil mi ya? Çok, bayılıyorum. Çok. Ben de bayılıyorum. Dizi doktoru. Abone evet. Oldum zaten. Like'ını atıyorum aboneyiz. Sürekli. Hep bana abone hep bütün gün evet, izliyorum. Evet, sabah açıyorum. Böyle izliyorum, izliyorum. Akşama kadar canım sıkıldıkça oyayı izliyorum. Peki ben daha kötü, ben daha şeyini yapıyorum, daha ağırını yapıyorum. Ben mesela gece yatarken videoyu döngüye alıyorum. Mesela paylaştığı videoyu. O sabaha kadar dönüyor orada mesela. O zaman sizi böyle alayım da ben bir kapanış anonsu çekeyim. Öpüyoruz seni. Ha bunların hepsi de kameranın önüne geçmeye bayılıyor yani. İki dakika arkamı döndüm, hemen burada dedikodumu yaptılar değil mi Emrah? Kesin öyledir yani. Neyse arkadaşlar, kalk gidelim setini birbirine kattık ve çok eğlendik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada Dizi Doktoru'na abone oluyorsunuz ve haftaya da bizi takip ediyorsunuz. Hoşçakalın.